Ben diyabet hemşiresi Mehdiye Cengiz. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Nusaybin Devlet Hastanesi olarak siz değerli halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak adına Barış Parkı'nda stand açmış bulunmaktayız. Burada halkımızın manuel olarak kan değerleri ölçülmekte ve gerektiği bilgiler verilmektedir. Buradan bütün halkımıza sesleniyorum. Diyabet ölümcül bir rahatsızlık değildir. Bilgili, bilinçlendiğiniz takdirde yaşam kalitenizden hiçbir şekilde ödün vermiyorsunuz. Lütfen hepinizi devlet hastanesine bekliyorum. Ben Şervan Işık. Nusaybin Devlet Hastanesi çalışanları olarak diyabet haftasını farkındalık yaratmak için bulunduğumuz standta ailelerin ihtiyaçlarını da dile getirmek istiyoruz. Çocuklarımızın, özellikle çocuk hastalarımızın anlık şekerlerini ölçen sensörlerin ailelere ücretsiz bir şekilde dağıtılması, ücretsiz bir şekilde verilmesi talebimiz var. Bunu da ailelerin talebini dile getirmek istiyoruz. Bu sensörler çocuklarımızın hayat koşulları için, konforları için çok önemlidir. Ben Berivan Sevgili. Ben de diyabetli çocuk annesiyim. İki diyabetli çocuğum var. 9 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Yani artık sesimizi duyurmak istiyoruz. El ele verip bir şekilde devletimizden yardım istiyoruz. Çünkü artık benim çocuğum kalem tutamıyor. Düşünün 8 ile 12 arasında bu değişen bir parmak delme olayı oluyor. Artık dur demek istiyoruz. Gerçekten çocuğum her parmak deldiğinde bir anne olarak, evet tabii ki de ben çocuk annesiyim, diyabetli çocuk annesi, ama sadece kendi diyabetli çocuklarımın annesi değil, bütün diyabetli çocukların annesiyim ben. Ve burada şunu dile getirmek istiyorum. Lütfen lütfen duyun sesimizi. Çocuğum her parmak deldiğinde düşünün, sonrasında anne diyor parmaklarım ağrıyor, kalem tutamıyor. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Birilerine de buradan selam göndermek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de bunun mücadelesini veren Profesör Doktor Şükrü Hatun'a ben buradan selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Onun sayesinde şu an biz buradayız. Onun sayesinde biz de artık konuşabiliyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. O meclise taşıdı. Bütün diyabetli çocukların babası gibi, bizler de anneleri gibi artık sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Lütfen duyun sesimizi. Ben Uğur Budak. Benim çocuğum da diyabet tip 1 hastası. 1,5 aydır tanı konulmuş. Biz parmağını deliyoruz, şekerini ölçüyoruz. Bu konuda çok zorlanıyoruz. Kaymakam Bey'den destek bekliyoruz, devletimizden destek bekliyoruz. Bu konuda yardımcılar olur. Bizi çok rahata kavuşturacaktır. Sensör hayatımızda çok önemli bir faktördür ve bunu her saat, her dakika kontrol edebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Babada şeker hastası mısın amca?